Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuncu kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok iyi bir noktadayız beyler. Son oynayacağımız muhtemelen 6 maç. 6 maçımız garanti olarak var. Ligde 4, yarı final aşamasında konferans liginde ise 2. Yani eğer yarı finali aşarsak ki aşacağımızı umuyorum. Finalle birlikte 7 maçımız olacak. Yani bu 2 bölüme tekabül eder. Baktığımızda ligde yalnızca liderin 1 puan gerisindeyiz ve kapatılabilecek bir fark. Ve liderliği çok rahat bir şekilde alabiliriz diye düşünüyorum. Biz her maçımızı kazanalım. Galatasaray mutlaka puan kaybedecektir. Yani ben hislerim bu yönde arkadaşlar. Biz bu sezonu hem Konferans Ligi şampiyonluğu hem de lig şampiyonluğuyla kapatacağız. Ardından zaten deli gibi bir istatistik kasmıştık biliyorsunuz. 46 maç, 28 gol, 24 asist. Asist sayımızla gol sayımız oldukça dengeli. Gerçekten üst düzey bir performans gösterdik bu sezon. 8.63'lük bir ortalamayla da oynuyoruz. Hala bizi İngiltere milli takımına neden almadılar onu düşünüyorum açıkçası. Neyse sıkıntı yok. Haksızlığa boyun eğmeyeceğiz. Biz kendimizi ya öyle ya böyle alacağız içeriye. Kadromuz aynı, değişen hiçbir şey yok. Ama sizlerden ricam beğen atıp yorum atıp aynı zamanda abone değilseniz abone olmanızdır arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bana destek vereceğinizi de biliyorum. Ve Ankaragücü maçına geçiyorum. Ben de şampiyonluk için mücadele edeceğim. Siz beğeni ve yorum atarken. Hemen taktikleri verdim takım arkadaşlarıma. Beyler şöyle oynuyoruz, böyle oynuyoruz derken maça geçiyoruz. Hadi bakalım. Allah yardımcımız olsun. Erginim abi bir tık. Çünkü yapacağımız tek bir hata, tek bir takılma bize muhtemelen şampiyonluğa mal olacak. Bunun yanında aynı zamanda gidip Antwerp'e de yenilebiliriz. Antwerp'e de yenilebiliriz. 7 maç, 6 maçın sonunda bir anda 0 kupayla ayrılabiliriz Beşiktaş'tan. Bu hiç hoş olmaz. Umarım böyle tatsız bir hadiseyle karşılaşmayız. Verdim abi Muriç'e. Muriç'e oynadım bir daha. Verdim şimdi Onana'ya. Onana da Muriç'e güzel oynadı. Beni gördü. Vurdum. Çok iyi çıkardı kaleci be. Kankimiz. Hemen geri döndük abi. Defans katkısı önemli. Defans katkısı önemli. Zaten Hatayspor günlerimden beri şu defans katkısını çok iyi yaparım. Çok iyi yaparım. Karşı karşıya da kaldık. Ooo. Emegara oldu resmen bu arkadaşlar. Yani korkutmayın bizi. Hocam o kadar da değil yani hocam. Güzel döndüm abi. Şu siyahi arkadaştan bir kurtulalım. Muriç git abi dayı. Önüm boş 7 numara. Güzel şutlar çıkartmıştın 7 numara. Tehditvari vuruşlar bunlar. Attın. Güzel. Abi ortada kimse yok mu? Yok mu ortada kimse? Verdim. Hiç yoktan iyidir oraya pas verdik en azından. Gördüm aradan Onana'yı. Muleka güzel. Bitirdim be. İşte benim oğlum be. İşte benim oğlum be. Çok iyisiniz çocuklar. Şampiyonluk yolunda asla hataya tahammülümüz yok. Asla sıfır. Orada Muleka ilk defa beynini kullandı. Güzel bir pas. 7 numaranın sürpriz gollerine alışmıştık. Adamın ismini bir türlü ezberleyemedim. Shevchenko muydu neydi? Homachenko. Kral içeri doğru çok fazla bindiriyor ve gol atıyor. Ayağına sağlık kankamın. İstedim abi. Çektim topu. İçeri doğru bakıyorum. Kimse yok abi döndüm. Artık olgun bir emir izleyeceksiniz. Kendini City'ye falan hazırlıyor anlarsınız ya. Pas futbolu tiki taka. Güzel bir tek top diyecektim de geçmedi. Biraz sıçış oldu. Kaleci. Bu sefer vurur muyuz? Yine vuramadık abi. Aha sakatlandık. Sakatlandık. Umarım ciddi bir şey değildir. Sakatlığın üstüne bir daha kaydılar. Umarım ciddi bir şey değildir. Aman. Aman abi. Aman abi. Daha Konferans Ligi yarı finali var. Şampiyonluk yolundayız. Lütfen. Şimdi ilk frikik golümüzü de atalım Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle ilk frikik golümüzü de at. Ay girdi zannettim lan bir anda animasyonda bitince. Abi sakatlık makatlık bak istemiyorum. Umarım bir şey olmaz. Acaba oyuncu değişikliği falan mı istesek? Yani ikinci yarıda gitti. Buzla muzla hallettiler herhalde yedekler şeyde soyunma odasında. Ama hocam bu kadar da değil hocam. Hocam bu kadar da değil hocam.
Yavaş yavaş abi geri dönüyoruz. Aheste aheste. Of. 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 Hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı ya. Ankara Gücü ne yapıyorsun Ankara Gücü ya? Haydi. Haydi. Haydi bak şu 31 numaralı arkadaş girince hep bizim bir götümüzü kurtarıyor. Benim bir tık daha sorumluluk almam lazım. Çok sert müdahalelere maruz kaldım. Ama sıkıntı yok. Durur muyuz? Durmayız. Güzel götürdüm. Çektim abi bir daha. Abi Masaku ya koş ya dur. Ulan ya salak salak hareketler yaptırıp orada şey yaptık. Döndük dolaştık. Güzel. Pozisyon arıyoruz. Muriç dönsen bana atabilseydin orada çok iyi olacak. Penaltı mı? Penaltı. Abi ben çok gerginim. Bu penaltıyı ben vurursam atamayabilirim. Atamayabilirim. Bakalım topun başına kim geçecek. Çok korkuyorum şu anda. Ben geçersem... Of. Of. Büyük gerginlik hali. Sol üst köşeye 90 attı. 90 attı. 90 attım. İçimdeki alevi görebiliyor musunuz arkadaşlar? O gerginlik, o şey bir anda patladı. Gerçekten gerildim. Üst köşelere vurunca genelde daha iyi oluyor. Dedim ki üst köşeye patlatayım. İyi de tutturdum o şeyi. Barı. Oturdu ayağıma top. Güzel. Masaku'yu gördüm abi. Masaku sür. Sür abi. İçeri doğru giriyoruz. Aldım. Ah. Ah çok orada çok milisaniyelik reaksiyon anım vardı yani sürem vardı. Sol köşeye vurarak değerlendirdim de olmadı. Bir daha döndüm. Bir daha döndüm. Artık süreyi eritiyoruz. Yanında var. Ona varım. Süreyi eriteceğiz abi yapacak bir şey yok. Çünkü kaybettiğimiz toplar rakibi etkili kılıyor. Çam güzel hareket. Ya 7 numara. Şevşenko diyeceğim sana. Çünkü sonunda Henko Menko bir şeyler var. Helal oğlum be. Helal oğlum sana be. Beşiktaş şampiyonluğu istiyor. Bak taraftarlar bile sahaya atladı. Orada güvenlik görevlileri tutuyor. Çok iyi be. Çok iyi be. Tam strese girmişken orada pasla oyunu soğutmaya çalışırken golü bulduk. Çok iyi oldu. Ama tabii ki Konferans Ligi, Avrupa Ligi şampiyonluğu yani sonuçta büyük ve önemli bir olay. Onu da istiyorum ama dediğim gibi esas hedefim lig olduğu için daha fazla oraya odaklıyım. Umarım da istediğimiz gibi gider her şey. Şimdi Antwerp maçına doğru geçiyoruz. Yani çekebileceğimiz iyi kurallardan birini çektiğimize inanıyorum Antwerp maçıyla. Çünkü diğer tarafta Benfica ve Nice nispeten daha tehlikeli ekipler. Benfica ile karşılaşırsak finalde hem Beşiktaş taraftarı için hem de benim adıma yani bir garip bir maç olur diye düşünüyorum arkadaşlar. 84 overall'a ulaşmışız. Benfica ile benim de mazim var. Beşiktaş taraftarının da mazisi var. Bakalım hayırlısı. Antwerp'in forması ne tatlı lan öyle hoşuma gitti. Yoksa Antwerp transferi gerçekleşir mi arkadaşlar? İlk maç kendi evimizde olabildiğince gol atıp olabildiğince avantajı kendi tarafımıza çekmemiz lazım arkadaşlar. Verdim şimdi geriye. İstedim ortadan. Çektim topu. Haydi bismillah diyoruz. Devam ediyoruz. Aldım abi şimdi. Çektim. Gördüm orada Masaku'yu. Varım onana. O arada sıyrılır mıyım? Sıyrılırsa sadece Emir Ersoy sıyrılır oradan. Sıyrıldık aradan da devamını getiremedik abi. Sıkıntı yok. Mali yok. Şöyle önüne doğru geçebilirsem çok iyi olur. Geçtim de çektim. Gördüm aradan bile Onana'yı. Abi ben neyim ya? Neyim ben abi ya? Muriç'e verdim. Umarım offside yok. Dur Muriç at onu. At onu be abi. Ya bak Muriç'le biz bir soyunma odasında fight atacağız da ne zaman bilmiyorum. Yani oranlar söyleyeyim. Muriç beni döver muhtemelen. Ama sıkıntı yok. Ben onun aklını almam lazım. Verdim Masuaku'ya. Masuaku güzel götürdün orada. Götünü koyarmış gibi fake attın da olmadı abi. Abi ne yapıyorsunuz lan? He? Ortadan driplingle yarmak istiyorum oraya. Onana. Kanka niye bu adamlar havadan pas atmıyor ya? Dön abi terse. Git Masaku. Ha? Şöyle ya.
kadar basit arkadaşlar. Futbol basit bir oyundur. Önemli olan basit oynamaktır. Onana'ya verdik. Kes ortanı Onana. Dayı, kaleye şut çek demedim, orta kes dedim ben. Of, of, sıyrıldı. Çok temizdi. Bu kim lan? Fabinho oğlum. Fabinho'nun ne işi var burada? Verdim şimdi. Allah kahretsin. Bilseydim vermezdim ya. Ben vururdum ya. Aslında bir tık Muleka'ya vermek istedim de tek vurur diye Muriç'e verdim. Çünkü bitiriciliği daha iyi. Kontrol edip vurdu adam. Böyle bir kafa var mıdır abi? Aman abi. Sen de dokun. Fabinho 7 numara ve kaptan. Saçma sapan bir numara kombinasyonu. Hadi bakalım. Bir geçen haftadan olan bir yorgunluk da var. Bu hafta iyi dinlenemedik. Çünkü sürekli 3 günde bir maç yapıyoruz arkadaşlar. Bu bir bahane değil. Ama fiziksel olarak bize hırpalayan bir durum. Hadi. Hocam orada bir foul var sanki. Yine önümde kaldı. Çektim. Wow. Yapma. Yapma. Onu atamazsam bunu mu atarım? Onu da atamadım. Ya abi ne kadar güzel getirmişim ya. Belki de Konferans Ligi'nin en iyi gollerinden biri olacaktı. Neyse oraya takılı kalmayalım. Güzel falsolu bir orta. Falsolu bir orta çok kötü gitti. Amartey oynadın. Kalecinin üstünden. Çok sert bir vuruş. Çok sert bir vuruş. Bunu atamazsam bunu atarım. Bunu atamazsam bunu atarım. Girdim içeri abi. Herkes içeri çevirmemi beklerken üst köşeye olabildiğince sert bir vuruş vurdum. Kalecinin de biraz hatası var tabii burada. Golü bulduk abi. Süper. Süper. Ay engelleyemedik. Abi onu ben yapmak zorundaydım umarım. Kırmızı mırmızı vermez. Umarım kırmızı... Abi. Oha 3-0 yendiler lan. Bu kadar basit olacağını bilseydim bu kadar üzülmezdim. Çok mahcup hissediyorum kendimi. Volkan Hoca sinirli bana. Ama Allah'tan yendik. Hocam özür dilerim diyorum. Ama onu yapmak zorundaydım gibi hissettim arkadaşlar. 3 tane attınız lan. Şova gerek yok. 3 tane attınız. Şimdi abi. Ooo. Ben bu puan durumunu görseydim daha da rahat olurdum lan. Galatasaray puan kaybetmiş. Aynı şekilde Başakşehir de puan kaybetmiş. Çok iyi durumdayız. Çok iyi durumdayız. Şimdi Konyaspor mücadelesine geçiyoruz. Konyaspor'u yenmemiz lazım abi. Konyaspor'u yenmemiz lazım. Çünkü avantaj artık bizim tarafımızda. Konferans Ligi'nde de avantaj bizim tarafımızda. Her türlü avantajlıyız şu anda. Çok süper oldu. Şöyle abi ligin sonuna kadar oynamadan 2 maç, 3 maç, 1 maç kala kazanalım şampiyonluğu. Rahatlayalım. Avrupa Ligi'nde de finale çıktık. Yani %93-0 yendik Antwerp'e. Yarı final ikinci maçında oynayamayacağım maalesef. Çünkü kırmızı kart yedik. Ama haydi abi şu Konya maçını da yenip bir avantajı elimize almışken tekrardan Galatasaray'a vermeyelim. Deplasmandayız ama sıkıntı yok abi. Biz ne deplasmanlardan sağ çıktık. Buradan da çıkarız inşallah. Çektim abi geri. Sürdüm topu. Ortadan da sıyrıldım bir tur daha. Verdim aşağı Masuaku'ya. Masuaku bir daha bana. Verdim. Ah. Ah. Onana'ya bir gelse tehlikeli bir atak olabilirdi. Bizde. Bizde Rozier. Bizde Rozier. Bizde Rozier. Çok iyisin. Muleka. Arka direğe doğru. Etkisiz bir kafa vuruşu geldi benden. Ama zor bir toptu yani. Şimdi kendimizi üzmeyelim. Zor toptu. Şimdi Masuaku'ya çok süper bir pas. Çok süper bir pas. Masuaku götürdü. Arkadan çizgiden desteğe gitti ona ama bakalım korneri biz mi kullanacağız? İndir Muleka. Çektim topu. Bir daha çektim. Verdim geriye abi. İstediğim topu ortada aldım.
Gördüm. Çizgideki Masu akıyor. Ben şimdi bindirmemi içeri doğru... Abi. Neden? Neden yani? Neden öyle bir hareket yaptın şimdi sen? Anlayamadım. Aldım topu. İçeri doğru kat ettim. Verdim Muriç'e. Muriç. Bitir Onana. 31. dakikada Enes hatamızı yakaladık. Kafayı vurdum. Bir daha kaleci. Kaleci bugün bize geçit vermeyecek gibi duruyor. Muriç. Muriç gördün. Baktım alt köşeyi mükemmel gördüm. Alt köşeyi mükemmel gördüm. Bu sezon yaptığımız en iyi şeylerden biri. Rakip takım hücuma çıkarken kaptığımız toplarla ani ataklarda, ani baskılarda çok iyi gol bulduk. Çok fazla gol bulduk. Orada kaptık topu yine. Çektim içeri doğru. Baktım sol ayağıma güvenemediğim için içeri çekeyim dedim. Sağ alt köşe bizim için tertemiz bir seçenekti beyler. Mükemmelle vurdum abi. İnanmıyordum bu kadar iyi gideceğine bu topun ama yani artık kendimize inanmamız lazım. 84 overall bir oyuncuyuz biz. O kadar da değil hocam yani. Manifest istiyorum şimdi. Kestim orada topu. Muriç oynadın. Muriç oynadın. Götürür müyüm? Attım önüme gittim. Attım önüme gittim. Kestim ortamı da. 9.7 ile oynuyoruz. Kel kaleci John Higgins çok iyi işler çıkardı şu anda. Vurur muyuz yine kafayı? Vasat bir kafa vuruşu ama hocamızdan övgüyü aldık. 10 ratingi yükseltti bizi hocamız. O da ille biri yorum yapmış abi. Bize demiş ki abi çok sıkıntı. Çok sıkıntı dışarıda. Güzel. Demiş ki işte şansa bala gol atıyorsun abi. Şimdi yani çok düz oynuyormuşum ve şansa bala gol atıyormuşum. Şimdi şansa bala abi atarsın, 3 tane atarsın, 5 tane atarsın. 28 golle şansa bala mı attım abi? Bana bunu söyleyin ya. Büyük oyuncular hep eleştirilir ama ayıp abi bu kadar. Tam biraz düz bir oyun stilim olabilir. Ama şansa balalı değil abi. Bunlar yapılıyor yani. Yaptık bir şekilde. Şansa bala değildi o da. Hepsi bilinçli. Hocam. Hocam bu kadar da değil hocam. Foul yani bu. Şansa bala elbette 5-10 tane golümüz vardır belki ama güzel kesti. Boşu boşuna zorladım abi orada. Şimdi 1-0 öndeyken üstümden bir yük kalktığı için böyle ekstra hareketler deniyorum. Ama maç berabereyken falan çok denemek istemiyorum bu hareketlere. Hamartay oynadın abi temizinden. İyi bir kontrol göğsümle. Bekledim. Onana'yı gördüm. Umarım offside değildir. Değil. Gör içeri abi. Muleka gitti. Muleka gitti abi. Her seferinde bana oynamak zorunda değilsiniz. Ah. Bir an oradan güzel bir falso verebilirim diye inandım. Ama olmadı. Sıkıntı yok. 54. dakika 1-0 öndeyiz. Baskın olan taraf biziz. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet olur umarım. Bunu zaten videonun bir kısmında yine bahsetmiştim. Yaratılış geri... Aha. Boş ver abi şu an derin muhabbetlere. Attım önüme. Yanımdan koşuyor. Topuzlu abi. Topuzlu abi yanımdan koşuyor ama Jonis'e attım ben bu golü. Sol ayağımla sert bir şut. Deplasman tribününün oraya gittim. Sevincimi yaşıyorum taraftarlarımızla. Pardon deplasman tribünü de değil. Konyaspor taraftarlarını kışkırtacak hareketler ama onları kışkırtamadım çünkü çok üzgünler. Bir kapar gibi oldu. Stopere kaptırır gibi olduk ama yine rakip takım hücuma çıkarken kaptığımız bir top ve kalecinin böyle çok reaksiyon veremeyeceği bir yere doğru vurdum. Golümüzü attık. Peki oynadılar şimdi. Şimdi benim bek takibini iyi yapmam lazım. Bu dakikada bile bek takibini düşünen bir mentalite var kafada. Çünkü kazanmayı kafaya koymuş bir adam var karşınızda. Çok şükür Konyaspor deplasmanından da galibiyetle ayrılıyoruz beyler. Görüyorsunuz 10 ratingle oynadım. Yapıyoruz bu sanat abi. İşi artık sanata döktük. Galatasaray yine mağlup olmuş. Yanılmıyorsam Başakşehir de orada bir mağlubiyet almış. Bir sonraki maçımızda eğer galip olarak ayrılırsak biz şampiyonuz beyler. Şurada bir Antwerp'i zaten 3-0 yendik ya. Hemen atlayalım o maçı. Kırmızı kart cezalısıyız. Bir görelim turu atladık mı kim gelecek karşımıza vesaire diye. Hoca boş yapmışsın seni kale almıyorum.
Hani benim performansım olmasa zaten bu noktalara gelemezdik. Atla ve maç yap diyorum. Hızlı simüle et. Oh. Bir an korktum. Bir an korktum, yine yalan söyleyeyim. 2-1 yenmeyi başarıyoruz. Ve finaldeki rakibimiz arkadaşlar, eski dost, yarım kalan hikayemiz olan Benfica. Neler olacak hiç bilmiyorum. Oo. 80. Galatasaray iyice koptu yarıştan. Şampiyonluk ihtimali bulunmuyor. Biz 3 puan eğer yenersek Antalya'yı, avantajlı olacağız Başakşehir'e karşı. Antalya'yı hatta yenersek avaraj ve ikili avarajdan dolayı şampiyon olacağız diye düşünüyorum. Görüyorsunuz finalde de Benfica'mız var. Şöyle çok iyi bir galibiyet tablosu yakaladık. Çok uzun süredir yenilmiyoruz. 2,5 aydır yenilmiyoruz arkadaşlar. Şurada kötü mağlubiyetlerin ardından çok güzel bir seri yakalamıştık. Başakşehir'i ligde yenmişiz 3-0 deplasmanda. İkili avaraja da onlardan daha mı iyiyiz diye bakıyorum. Ona göre, çünkü bir galibiyet de bize ligin geri kalanında yeterli olacaktır. Şimdi bakıyorum Başakşehir'e. Oo, biz ikili avaraja da Başakşehir'den öndeyiz. Aynı şekilde diğer tarafta normal avarajda da çok büyük bir farkımız var. Kapanacak bir fark değil. Şöyle bir lig istatistiklerine falan bakmak istiyorum. 35 maçta 30 gol, 25 gol atmışız. Tertemiz abi. Onun harici asistlerde, asist krallığında da 18 asistle ikinci sıradayız. Ligde her iki kulvarda da asist krallığında coşturmuşuz beyler. Şimdi Türk Kupası'na bakıyoruz. Türk Kupası'nda çok fazla ilerleyemedik ama gol krallığında var mıyız diye bakıyorum. Türk Kupası'nda yokuz abi. Asistlerde var mıyız? Asistlerde de yokuz. Şöyle bir şeye bakmak istiyorum abi ben. Konferans Ligi'nde gol krallığında var mıyız? Konferans Ligi'nde sarı kartlarda varız abi. Zirvedeyiz. Gol krallığında da 7 golle 2. sıradayız. Antwerp'ten Mara 8 golle 1. sırada. Yani şu anda finalde olduğumuzu düşünürsek Benfica'ya atacağım bir golüyle birlikte belki de konferans liginde de gol kralı olarak tamamlayacağız. Aynı şekilde burada Benfica'da Aurnes 2 tane asist yapmazsa finalde bize karşı asist kralı da olacağız. Abi eğer burada da gol kralı olursak neredeyse çıktığımız her kulvarda gol ve asist kralı olarak tamamlayacağız kariyerimizi, bu sezonumuzu daha doğrusu. Artık bu performanstaki oyuncuyu da yani kim almak istemez ki. Şimdi şöyle bir sıralayayım dedim. Kimler neler yapmış, kim gol katkısı çok fazla vermiş diye. 49 maç, 32 gol, 24 asist arkadaşlar. 50 maçta diyelim, 50 maç diyelim. 56 gole doğrudan etki yapmışız. 8.67 rating. Arkamızdan hemen Muriç geliyor. 23 golle, sonra Muleka geliyor. Her ne kadar sallasak da bir şeyler yapmış kendi çapında. Muriç de 13 asistle yani gerçekten efsanevi bir sezon geçirdi bizle birlikte. Omachenko 7 gol atmış olabilir ama gerçekten çok kritik anlarda çıktı piyasaya. O yüzden çok değerli. Bizim hedef kulübümüzü size göstermeyeceğim bilerek. Artık görmenizi istemiyorum, bilmenizi istemiyorum kime gideceğimi. Şurada bir bize ekstradan isteyen kulüpleri gösteriyorum. Hoffenheim var. Yani burada garip takımlar var. Burada gitmek isteyeceğim bir kulüp yok. Yani gitmek isteyeceğim bir kulüp yok yani. Yani şöyle baktığımda artık bizim en üst seviyeye bir çıkmamız lazım. Belki Benfica şey Newcastle United olurdu ama Newcastle United'da da başarılı orta kriterini tamamlayamadığımız için ona da gidemeyiz. Artık son düzlükteyiz. Önümüzdeki bölümde hem yeni takımım hem de ligde şampiyon olabilecek miyiz? Konferans liginde şampiyon olabilecek miyiz? Bunlar belli olacak. Umarım istediklerimize ulaşırız. Sizleri çok seviyorum. Lütfen beğeni atmayı unutmayın. Çünkü bu ara böyle etkileşimler bir düştü. Çok üzüyor bu durum beni. Yani bir motivasyonumu düşürüyor açıkçası. Yorum atın, beğeni atın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Yani bak seri çok güzel gidiyor vesaire vesaire diye. Abone değilseniz, abone de olursanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.